Evet, üçüncü videomuzu açtık. Yeşil çarımızla pazarımızı kurduk. Ceviz bu sefer tam üzerinde hem yine kurdu. Kınaanet de bizi takip ediyor. Öyle ki bizim üzerimize tıklaymış. Kendine sweet atacağına bize sweet attı. Arkadaş üzerimize tıklı olduğundan dolayı. Şimdi ben yeşil çarımla 152 milyona bu iterine kurdum. Diğer arkadaş 158.8888 kurdu. Şimdi ben buradan bir M daha yüksek kuracağım. Bir tane daha kuracak. İkinci videomuzda üzerimize kuruyordular. Sanırım video ile. Çünkü daha önce de sahaf çağrı bize küfür etti. Sehaf çağrının pazar tuttuğunu kanıtlamıştık. Civciv çağrının da aynı şekilde pazar tuttuğunu ve küfür ettiğini kanıtlamıştık. Bu yüzden dolayı video aldığımızı bildikleri için üçüncü videomuzda sanırım fark ettiler durumu. Bu yüzden dolayı tam üzerimize değil yanımıza kuruyorlar. Şu an 24 saniye pazar kurmamıza süre var. Biz oyun yetkililerinden şunu bekliyoruz. Oyun içinde temiz şekilde oyun oynamaya çalışan oyuncu ise oyun içerisinde fiyattan alıp satma özgürlüğüdür. İsteyen istediği item, istediği fiyatı alır. İstediği hale etme, engelleme şansı yoktur. Seçmemiz var. Herhangi bir küfür edilmediği için göstermiyoruz. Bizim lehimize veya aleyhimize herhangi bir yazı yok içerisinde. Garip garip yazılar var. Önemli değil. Ama tabii ki yine şeklinde yazılar olursa yine upload chat raporta koyacağız. Ancak bir oyuncunun veya birkaç oyuncu veya herhangi bir oyuncunun pazar yapmasını, oyun içerisinde item alıp satmasını, engelleme çalışmasını sadece bizim kanıtlamamız yeterli değil. Biz bunu daha önceki videolarımızda kanıtlamıştık. Human Kral Zafer 9 lira ile olmuş yazışmamız ve uzun bir videomuz olmuştu. Hatta birden fazla videomuz vardı. Biz bunu chat raporta koyduk. Ancak moderatör arkadaşımız konuyu küfür ve hakaret olarak algılayıp küfür ve hakaret olarak artık o çarla küfür etmiyor. O çarla pazarımız tutmuyor. O çarla pazarımız üzerine pazar kurmuyor. Şimdi sırada Kinanet ve Ceviz var. Onlar kuruyorlar. Onları şikayet edeceğiz. Eğer onlar da küfür ederse, onlar da ceza alırsa bir başka çara geçecekler. Biz hala kendi çarımızda 10 tane tahmini olarak söylüyorum. Tahmini olarak bütün karakterlerini tek tek burada işlem yaptırmaya uğraşıyoruz. Sebep? Söylemek. Bu aranın amacı da arkadaşlarım diyorum ama muhtemelen bir veya iki kişiye ait karakterler bunlar. IP'lerin incelenmediğini görüyoruz. IP'ler incelense bu şekilde. IP'ler incelenmiş olsaydı derseniz ki siz nereden biliyorsunuz bunları? Biz de zamanında bir şeyler gördük, geçirdik. Önemli değil. Gördük, geçirdik derken ne gibi işlemler, kimlere neler yapıldığını iyi kötü biliyoruz. Amacımız oyunun daha temiz oynanması. İstediğimiz itemi istediğimiz şekilde alıp satabilmek. İtemi alıp satıp gold para çevirip karakterimizi itemlerini yükseltip oyun oynamaya çalışıyoruz. Ancak bu arkadaşların amacı oyun içerisindeki TL'ye çevirip güncel hayatlarını idame ettirmeye çalışmak. Bu oyun eğlenmek için var. Ama bu oyun son yıllarda eğlenmek adına değil de TL ticareti adına çok fazla yükselmiş durumda. Bu şekilde bu oyunda bizim gibi eğlenme amaçlı oyun oynamak. Biz daha bu sezonun ikinci ayında gördük bu oyunda. Zannediyorsunuz ki oyun içerisinde dizebilirsiniz, dizemezsiniz. Tamamen TL ile gold bar ve item alışveriş yapan sitelerin aracılığıyla karakter dizen oyuncular. Kimisi zengin, kimisi baba parası harcıyor. Herkesin parası kendi TL ile item ticaretinin, alışverişinin yasak olduğu bir oyunda bunlara göz yumulması çok hoş. Bunlardan bir tanesi karakter alım satımı. Bir tanesi gold bar alım satımı TL ile. İtele. Bu bir türlü önlenemedi. Biz daha önce bu konular yaptık. TL'lere çok ilettik. Bizim ilettiğimiz, tespit ettiğimiz TL'ler engellendi. Ancak yerlerine yenisi geldi. TL tamamen kökten temizlenmediği için şu an ilginç ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Cooldown'ların kaydığı, çok uzaktan çalıştığı bir oyunla maalesef karşı karşıyayız. Bizim buradaki programlar belli. Böyle olunca tabii ki şey söz konusu bile olamıyor. Tabii bununla birlikte geceleri ve illegal program kullanan partiler, bunların kastı itemleri TL olarak satışları,
vesaire vesaire. Pazardaki durum zaten belli. Bir item satmaya kalkıyorsun. Adam geliyor senin üzerine pazar kuruyor. Sen herhangi bir item almak üzerine pazar kuruyor. Kimin böyle bir hakkı var? Bolt bar satan sitelerin mi hakkı var acaba? Acaba bolt bar satan siteye ait Jury, Sehemiz, Sahaf, Civciv. Bunlar hangi siteye ait? Hangi gold bar siteye, satan siteye ait ki o adamlar sadece küfür ettiklerinden dolayı işlem görebiliyorlar? Bizim herhangi bir sitemiz yok. Biz çalışan bir insanız. Sadece oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyuna harcadığımız premiumdan ibaret. Biz item alıp satmıyoruz. Üzerimizdeki itemler belli. Ama biz üç kağıtla, dalavereyle, programla, hileyle, oyuncuların haklarını gasp ederek oynamıyoruz ya. Bizim haklarımız da maalesef savunulmakta sıkıntı yaşıyor. Biz yetkililerinden sadece oyuncuların haklarının savunulmasını, başka da bir talebimiz yok. Hiç kimseden bir item beklentimiz, hiç kimseden bir menfaat beklentimiz de olmadı bugüne kadar. Bugünden sonra da olmayacak. Sadece oyuncuların haklarını savunsunlar, korusunlar. Rahat ticaret yapmasını sağlayarak olur. TBL'yi engelleyerek olur. İtem ve satımını TL ile engelleyerek olur. Bizim başka bir beklentimiz yok. Umarım bu konuda artık birileri bir şeyler yapar. İyi günler.